Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube Gurbetçi Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte markete gidip 1 euroya alışveriş yapacağız. Bakalım nereye alabileceğiz. Bir de üstelik şuraya bakın arkadaşlar. Şu arka plana bakın. Bu bizim burada meşhur göl. Bakın arkadaşlar, arkaya kadar gidiyor. Çok süper gözüküyor buradan. Buraya böyle oturabiliyorsunuz. Oturup çay kahvemizi içip bu manzarayla hayatınızı yaşayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, Videoyu izleyin ya, bir şey demeyeceğim, bu kadar. Videoyu izleyin, bakın, görün. Hadi görüşürüz. Öncelerimizi dezenfekte edelim arkadaşlar. Ve arabamızı da. Çık lan. Bu niye kapandı? Gelecek sallan. Oh. Ne oluyor lan? Yama bek. Çekil şuradan ya. Allah'ım ya. Şunu da açın bakalım. Bana çarptı şerefsiz. Evet arkadaşlar, içeri girdik. Şimdi bakalım ne alacağız. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle geçen ben TikTok'umda, videomda ice tea almıştım. Şuradan 35 cent'e. Tabii 25 cent'te geri dönüşüm var ama onu geri alıyor zaten. O yüzden mantıksız onu saymamız. Bu sefer kola alalım. Kolamız 33 cent. Şöyle bir kola alalım. 33 cent aldık. Biraz ilerleyelim. Bakalım neler var. Yemek türü. 35 cent'e yok, kalmamış. Burada da kalmamış. 20 kuruşa donat var. O da olmaz. Başka ne var bakalım. Croissant. Hmm. 50 kuruşa şöyle bir şey var. 29 kuruşa ekmek var. Devam gidelim. 25 kuruşa ekmek. Ekmek. Yok, ekmek almayalım. Evet arkadaşlar. Ekmeğimiz, yani o şekilde yemeğimiz yok. O zaman şu arkada soğuk bir şeyler de alabiliriz yemek olarak. Evet bakalım burada ne var. Ya bunlar tatlı şeyler ya. Bunlar alınmaz şimdi. Kinder Pinguin. Ondan sonra bakalım başka ne var. Buraya da geçelim. Geçelim. Pizzaya bak be. 4 euro. Çok büyük. Bakın arkadaşlar, büyüklüğe bakın. 850 gram. Yuh. Peynirlisi de varmış bu. 4 euro'ya alsam mı? Çok güzel gözüküyor. Neyse boşver. Biz işimize bakalım. Şöyle şey de var arkadaşlar, mesela 1 euro 59'a pizza, içinde salçası falan her şey var yani. Bu da çok süper ama biz şimdi 1 euroya bir şeyler almamız lazım. Devam edelim, belki bir şeyler buluruz. Evet arkadaşlar, yoğurt bölümüne geldim. Şöyle bakın, 29 sente bir tane yoğurt alalım. Yani bir şimdi tek eksiğimiz işte yemeğimiz. Yemeğimize de artık bakalım bir şeyler bulabileceğiz mi? Ya ben bakıyorum sizin için arkadaşlar. Süt 72 cent tanesi. Devam edelim. Şuraya bir gireyim. Bakalım. Burada dondurma var. Yemek tarzı bir şeyler var ama. Bakın fiyatlara. Balık 2 euro. Çok pahalı. Şu an ne kadar oldu ki paramız şurada? Şu an 62 centimizi harcadık. Kaldı geriye. Durun bakalım. 38 centimiz kaldı arkadaşlar. 38 cent'e de bir şey almamız lazım yani. Yemek için. Arıyorum arkadaşlar. Bakalım bulacağım mı? Evet arkadaşlar, önce bir poşet aldım şuradan şöyle. Küçük bir poşet, yine ekmeklere döndüm. Başka bir şey bulamadım arkadaşlar. Şöyle 29 kuruşa. Şöyle bir tane... Ne bu ya? Brezel alalım, peynirli. Şöyle. Bunu alalım, atalım içine. İçeri girmişken Almanya'da marketlerdeki et fiyatını da göstereyim size arkadaşlar. 1 kilo
Yok, bütün tavuk. 3 euro 92 cent. Bakın. Evet, burada yarım tavuk ama soslu moslu 750 gram diyor. Şöyle. 3 euro 29 cent. Bu kadar da tavuk var. Başka ne var? Ne? Tavuk göğsü 6 euro 50 kuruş. Şurada. Ondan sonra tavuk göğsü indi yukarıda arkadaşlar. Burada da etler var. Domuz eti, tabii ki Almanların en sevdiği domuz eti de var arkadaşlar. Yiyorlar, yiyorlar bu domuzu. Geçin burada, bir geçelim. Evet. Burada balık var. Balık. Oğlum balık da hiç güzel gözükmüyor. Taze alırım daha iyi. Burada ne var? Burada da et. Tavuk işte. Aa bak şey var arkadaşlar. Bakın. Midye. 3 euro 29 cent. Ne kadar midye bu? 1 kilo midye. 3 euro 29 cent. Arkadaşlar Türkiye'de de midye böyle paketler içinde satılıyor mu yoksa sadece midyeciler mi oluyor? Onu yorumlara yazın. Evet. Evet arkadaşlar bu sefer 1 euroya üstü peynirli böyle bir tane bretzel aldık. Üstü peynirli bretzel. Bilmiyorum. Biliyorsunuz her Türkiye'de de olması lazım. Bir tane yoğurt aldık. Çilekli. Bir tane de kola arkadaşlar. Geri dönüşünde var. Onu geri verince zaten yine 29 cent alıyorsunuz. Toplam burada arkadaşlar 1 euroyu geçmedik yani. 1 euroyu geçmedik burada arkadaşlar. 1 euro bu kadar şey alabiliyorsunuz Almanya'da marketlerde. Bakın bir daha hepsini şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bu 1 euroluk. Bakın arkadaşlar çocuklara göre bile araba yapmışlar böyle. Burada bizim için ama orada çocuklara göre araba da yapmışlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki de ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ne bileyim 5 euroya mı eşyalar alayım, ıvır zıvır mı alayım, yemek mi alayım? Hani ne yöne, nasıl bir şey istiyorsunuz? Yorumlara onu yazın. Ne görmek istediğinizi yazın. Veya Almanya'da tanıdığınız marketler varsa oraya gitmemi isterseniz, ne bileyim şuraya şuraya git derseniz onları yazın yorumlara. Ve videoyu bitiriyorum. Sonuna geldik. Yorumları yazmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu aynısını kısasını TikTok'ta çekmiştim. Belki aranızda görenler olur veya bilenler olur. Onu isterseniz TikTok'ta da bakabilirsiniz. Gurbetçi Kardeşler altta hesabımızda bu tür videoları görebilirsiniz kısasını. Görüşürüz arkadaşlar.